Yani önden koruyucu manada ya da ön alma manasında daha yaygın kullanılabileceği söylendi. Bu test kitleri meselesinde neredeyiz? Önce onu anlatır mısınız bize efendim? Evet, çok doğru tespitler bunlar. Sonuçta ilk dönemlerde çok az test olanağımız vardı. Yaklaşık haftada 2000 test gibi falan. Bugüne kadar yaklaşık 10 ila 15 bin arasında test yapıldı. Bunlar PCR dediğimiz biraz daha hassasiyeti yüksek ama biraz daha zor üretilen testlerdi. Şimdi bu Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi yeni hızlı testler, hızlı antijen testleri alındı. Ve bunun çok yakında birçok ile bu 16 ilimizi 20'ye de çıkararak daha çok ilde testlerin daha çok sayıda yapılması konusunda bir girişim var. Ancak bu yeni alınan hızlı testlerimiz pozitifse anlamlı, oldukça anlamlı bir sonuç olacak. Ancak negatif ise o hastaların korona COVID-19 dediğimiz ya da SARS-2 dediğimiz virüsü taşımadığı anlamına gelmiyor. Bu grubun test negatif çıkarsa yine de takip altında olmasında fayda olacak. Şimdi Yaşar Hocam, şimdi bunun bunlar da hassasiyet biraz daha PCR'a göre daha düşük olacak. Evet Yaşar Hocam, şimdi bu test kitlerinin yaygınlaştırılmasından kastı hükümetin şu mu? Hastaneler mi? Mesela aile hekimlikleri mi? Bütün sağlık birimleri mi? Çünkü aile hekimliklerinde de eğer yapılabilecekse bunun çok hızla dağıtılması lazım herhalde, değil mi? Belki yarın sabahtan itibaren. Mutlaka, ama şöyle bir şey daha var. Şu anda ilk düşünülen ilk etapta devlet hastaneleri ve devlete bağlı üniversiteler. Birinci basamakla ilgili bir sorun var. Çünkü bu testleri alırken de bazı şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Koruyucu ekipman dediğimiz kişisel koruyucuların kullanılması gerekiyor ki bunların içinde N95 maskesinden tutup da yüz siperliğine, eldivene ve disposable tek kullanımlık önlüklere kadar bir takım koruyucu giysilere ihtiyaç var. Sayın Ulutaş, hani bu koruyucu giysiler tek başına yetmeyebilir. Ayrıca bir de çok özel, hani diğer insanlara bulaş olmaması açısından. Çünkü sürüntüyü alırken boğaz ve burundan alınıyor. Tam onu soracaktım Sayın Ulutaş. Bize pratik olarak, fiziksel olarak bir tarif edebilir misiniz? Bu test nasıl yapılıyor? Nasıl bir işlem söz konusu? Bu test daha önce boğaz kültürü ya da idrar kültürü alınmış hastalarımız bilebilir ama tabii ki çoğu insanın görmediği, bilmediği bir şey. Bir pamuklu çubuğumuz var bir tüpün içerisinde, bir besiyerin içerisinde. O pamuklu çubuğu alıp hastanın orofaringeal bölgesinden, yani gırtlak bölgesinden bir sürüntü alıyoruz. Bu tek başına yetmiyor çünkü sadece oradan alınan preparatlarda çıkma olasılığı daha düşük. Onunla birlikte boğazdan sonra alınan sürüntüyle aynı çubukla burun içinden tekrar bir sürüntü daha alınıp tekrar tüpün içine yerleştiriliyor. Bu besiyerleri +2, +8 derecede korunuyor. Günlük olarak her gün sağlık müdürlüklerine gönderilerek testlerin yapılması sağlanıyor. Tabii ki boğaza bu çubuğu sürdüğümüz zaman hasta öksürüyor, aksırıyor ve bildiğiniz gibi yine bu hastalık damlacık yoluyla yayılıyor, hava yoluyla yayılıyor. Onun için bu sürüntünün alındığı odaların diğer hastaların muayene edildiği odalar olmamasına dikkat etmek gerekir ki hasta olmayanlar da o odada, muayene olan diğer hasta olmayanlar da hastalığa yakalanmasın. Mükemmel biçimde sterilize edilmiş bir ortam gerekiyor yani. En azından diğer hastalardan ayrılmış bir oda olması gerekiyor. Sterilizasyon elbette önemli ama normal poliklinik yaptığınız bir odada bunu alırsanız diğer hastalara bulaştırma olasılığınız artacaktır ister istemez. Peki hocam, tabii bir sağlık personeli olsaydım ilk endişem şu olurdu. Potansiyel olarak virüs taşıma ihtimali bulunan, yani bu kadar yayıldığı bir ortamda virüs taşıma ihtimali olan bir hastaya da bu kadar yakın bir temasla, yakın bir mesafeden bu swab dediğiniz şeyi alacağım. Dolayısıyla benim de iyi bir ekipmanla mücehhez olmam gerekiyor, değil mi? Koruyucu giysi, koruyucu maske, gözlük belki, değil mi? Elbette çok doğru söylüyorsunuz. Zaten öksürüğü, aksırığı, tıksırığı olan, ateşi olan hastaların sağlık kuruluşuna girerken hemen bir maskeyle onların donanımının sağlanması gerekir. Aksi takdirde o öksürükle çıkan damlacıklar ortamdaki diğer insanların hasta olma olasılığını arttırırlar. O anlamda ona çok dikkat etmek lazım ve dediğim gibi
swab alınan, sürüntü alınan odanın izole, farklı, poliklinik odalarından farklı, kimsenin girmediği bir oda olmasına dikkat etmek gerekir. Zaten bu sürüntüyü alacak sağlık personelinin de koruyucu bir önlük, siperlik, yüz siperliği, maske ve eldivenle bu sürüntüyü, swab'ı alması ve sürüntü alınan odadan çıkarken de bunların hepsini o odada bırakıp çıkması lazım. Evet, gerekli ekipmanla mücehhez tabirini kullandım hocam. Bir dinleyicimizden, izleyicimizden hemen mesaj geldi. Ya mücehhez kelimesini aç, senin yaşında olmayabilir herkes diye. O donanıma sahip diye tercüme ederek tekrar etmek istiyorum şimdi. Evet, evet. Çok önemli. Birinci basamakta bunun için de şu anda, şu etapta birinci basamakta bu testlerin yapılması düşünülmüyor. Evet. Düşünülmüyor. Ama yine bakanın açıklamasından da öğrendiğimiz kadarıyla günde 15 bin tane testin yapılması önümüzdeki günlerde planlanmıştır. Peki hocam, şimdi bu tabii çok ciddi bir tedarik zinciri gerektiriyor. Çok ciddi bir dağıtım ağı gerektiriyor. Sağlık Bakanlığı'nın sizin bildiğiniz kadarıyla imkanları ve bu dönemde diyelim, hani varsayalım ki artırdığı imkanlar buna müsait mi? Aslında Sağlık Bakanlığı'nın imkanları müsait. Her şeyden öncesi bunu iyi planlayıp, iyi düşünüp, iyi bir şekilde uygulamaya koymak asıl bu işin can alıcı noktası. Yani bu testleri özellikle Çin'den de duyduğumuz kadarıyla, Çin'de mesela 15 dakikada sonuç veren testlerin üretildiğini, yine Amerika'dan farklı testlerin üretildiğini, hızlı testlerin üretildiğini biliyoruz. Bu antijen testleri bizim ülkemize de ulaşıp bir an önce uygulamaya konulursa, hiç değilse PCR dediğimiz bu asıl önemli olan, tanıyı koydurucu olan testi ihtiyacımız bir oranda azalacak. Ve hastaları hızlı bir şekilde, daha hızlı antijen testleri olduğu için bunlar, hızlı bir şekilde tespit etme şansımız artacak. Böylelikle hastalığın yayılmasını önleyeceğiz. Ama tabii ki hastalığın yayılmasının, önlenmesinin tek geçer yolu bu sağlık sistemlerinden geçmiyor. Yine sık sık televizyonlarda belirtilen, basından, yazılı basından da anlatıldığı gibi vatandaşlarımızın kendilerini koruma çok önemli. Evet. Yani lütfen vatandaşlara buradan bir mesaj vermek de istiyorum. Ellerinizden çıkmayın. Sosyal izolasyon ve hijyen gerçekten çok önemli. Aksi takdirde, çünkü bu salgın çok hızlı yayılacak, daha fazla kayıplara neden olacak. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 tane tedbire mutlaka vatandaşlarımız uymalı. Yine bu konuda çok önemli bir şey daha var. Yoğun bakım yatak sayımıza ihtiyacımız olacak. Evet. Ama biz de biliyoruz ki Türkiye'de yoğun bakımların %37'si 40'ı özel sektörde. Ama artık böyle bir hastalık söz konusu olduğunda özel, kamu hiç fark etmez. Bütün yoğun bakım yatak sayılarının iyi planlanması ve efektif kullanılması çok önemli. İtalya'da 130 bin vaka var. Hani çok iyi kullanırsak imkanlarımızı, umarım İtalya durumuna düşmeyiz. Evet, Sayın Ulutaş, şimdi bir konuyu daha sormak istiyorum son olarak size. Dün akşam saat 21'de bütün Türkiye sizleri alkışladı. Sağlık personelini, tıp profesyonellerini alkışladı. Olağanüstü fedakarane çabalarınızdan dolayı, ama bir yandan da sizlerin de çok ciddi sorunlar içinde, çok ciddi sıkıntılar içinde vazife yaptığınızı da biliyoruz. Zaman zaman Türkiye'nin değişik yerlerinden mesajlar geliyor bizlere. Sizlerin işinizi yapmanız için gerekli donanıma tam olarak sahip olmadığınız bazı yerlerde haberleri geliyor. Yani koruyucu ekipman, maske, hatta sterilizasyon malzemesi anlamında çalışırken hastanelerde bu konuda sıkıntılar çektiğiniz anlaşılıyor. Biraz da bundan bahseder misiniz son olarak? Taleplerinizi yani buradan dillendirelim hocam. Aslında çok doğru söylüyorsunuz. Ben Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesiyim. Yaklaşık 100 bin civarında bir doktor üyemiz var. Ve sürekli bize de gelen bu konuda bilgiler var. Gerçekten de birçok yerde, birçok hastanede ve birinci basamakta koruyucu donanım ekipmanlarımızın eksik olduğunu bize üyelerimiz bildiriyorlar. Gerçekten de biz de hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak vatandaşlarımızı alkışlıyoruz. Çünkü bu sorun altından hep birlikte kalkacağız. Ben de şu anda acilde nöbetçiyim. Hastanede çalışıyorum. 24 saatlik nöbete girdim.
hiç çekinmeden bu konuda çok rahat bir şekilde görev almayı kendime bir gurur sayıyorum. Ama vatandaşlarımızla işbirliği, el birliğiyle omuz omuza hareket ederek biz bu sorunun altından kalkacağız. Ben de bu bizi alkışlayan vatandaşlarımızı, bizimle işbirliği yapan, evinden çıkmayan, zorunlu olmadıkça hijyene dikkat eden, bizim onları kadar düşündüğümüz kadar kendilerini düşünen vatandaşlarımızı alkışlıyorum. Bu alkış bütün halkımıza olmalı bence. Ekipman eksikliklerine gelince gerçekten de bizim maskeden tutun da eldivene, el solüsyonlarına kadar cidden bir takım ihtiyaçlarımız var. Hani bunların kısmi olarak karşılandığını görüyoruz çoğunlukla kamuya ait hastaneler, sağlık kuruluşlarında. Bu konuda biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor. Peki efendim. Maalesef öyle. Ama biz yine de bu sorunun altından kalkabilmek için sağlık neferleri, sağlık askerleri olarak canla başla elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Bizler de eminiz bunları mazeret göstererek hizmetten en ufak bir tavizde bulunmadığınızdan eminiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar hem diliyorum. Hem tavizde bulunmayacağız hem de talep edeceğiz. Peki efendim. Yine buradan belki de vatandaşlarımıza bir mesaj daha vermek gerekiyor. Biraz atlanan bir konu. Vatandaşlarımız eğer hasta olduklarını düşünüyorlarsa, bu hastalığa yakalandıklarını düşünüyorlarsa, lütfen Sağlık Bakanlığı'nın 184 no'lu telefonunu arasınlar. Hiç çekinmeden arasınlar. 24 saat açık bir telefon. Ya da kendi hekimlerine telefonla iletişime geçsinler. Çünkü hastalık düşünülen bir vatandaşın o sağlık kuruluşuna gitmesi etrafındaki insanların da hasta olmasına neden olacaktır. Bu yüzden telefonla iletişime geçmek doktorların ve 184 tabim hattının verdiği talimatlar doğrusunda hareket etmek salgının hızlı ilerlemesine engel olacak bir yöntemdir diye de eklemek isterim. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri bir kez daha alkışlıyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İyi nöbetler hocam, sağ olun.